Selamünaleyküm, herkese merhaba. Bugün sizlere fındık fıstık o çerezlikler 2 videosunu çekeceğiz. Bahsedeceğim kitapların bazılarını daha önce okumuştum, bazılarını taze okudum. İlk bahsedeceğim kitap İhsan Oktayanar'ın Tiamat kitabı. Bir önceki işte çerezlikler videosunda İhsan Oktayanar'ın başka bir kitabından bahsetmiştim. İlk defa okuduğumu söylemiştim yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi o kitabı çok beğenince ben çok satanlarda olmayı da yıllardır hak ediyor demiştim hatırlarsanız. Bir diğer kitabını okuyayım dedim ama açıkçası benim için büyük bir hayal kırıklığıydı. Bilmiyorum okuyup da beğeniniz var mıdır? Belki de ben kendimi fazla veremedim. O da olabilir. Yani bazen hani o kitabın zamanı olmuyor ya da sen işte kafanı veremiyorsun, yoğunlaşamıyorsun falan ya. Ama velhasıl ben çok fazla beğenemedim bu kitabı. İkinci kitap Balzac'ın Gizli Başyapıt kitabı. Bu kitap çok ince gerçekten. Yani hani bir saate biter dediğimiz, bir oturuşta biter dediğimiz kitaplardan ve muhteşemdi bence. Bununla alakalı herhangi bir şey söylersem sıkıntı olur. Ne oldu? Niye öyle tepki verdi? Beklemiyordum muhteşemdi. Ya bence muhteşemdi yani şu kadarcık ince bir kitabı o kadar duygu yüklemiş ki yani ve beni çok aldı içine. Yani incecik olmasına rağmen çok çabuk içine girdim ve oradaydım yani. Güzeldi bence. Bir diğer kitap yine o çerezlik videosunda Emrah Serbest'in bir kitabını okuduğumu söylemiştim. Kitabın adı neydi ya? Unuttum. Ha, Memnun Kalırsın. Kitabın adı Memnun Kalırsın'dı. Onu beğenmediğimi söylemiştim işte. Benim için hani herhalde son kez okuyacağım falan demiştim. Bir beyefendi yorumlara işte hani bu kadar çabuk silme, işte erken kaybedenleri de oku demişti. Bu erken kaybedenleri okudum. Şöyle, yazarın dili akıcı. Yazarın dili güzel. Ama herkesin belli bir tarzı var. Burada evet erkek çocuklarını anlatıyor ama yazarda değişmeyen tek bir şey var anladığım kadarıyla. Bir önceki kitabında da böyleydi. O beğenmediğim dediğim kitabında ve bu kitapta da aynıydı. Evet, öteki kitap gibi müstehcen, çok fazla içerik hatta hiç yoktu denilebilir. Ama hep böyle kadınlar, hep kızlar. Hani sanki böyle dünya bu kadın ve kızların etrafından yani başka sıkıntı dert yokmuş ya da işte ne bileyim hani en önemli mevzu buymuş gibi. Yani demek istediğimi anlatabiliyor muyum bilmiyorum. O yüzden ben gerçekten beğenmedim. Yani Emrah Serbest okuyacağım mı? Yani beyefendi kusura bakmayın gerçekten zannetmiyorum artık bu sonuncu. Bilmiyorum belki son bir defa daha başka bir kitabını okurum. Yani son bir defa daha derken hani baştan karar vermiş gibi oluyorum. Yani bir kere daha başka bir kitabını okurum. Onu da beğenmezsem artık tamamen hayatımdan çıkarım diyeyim. Ama şu anlık hani sanki bir daha okumak istemiyormuşum gibi. Belki biraz süre verirsin. Yani bir iki Ha. yıl sonra belki bir daha bir Ha, olabilir. Belki de yani şu anda da hani vakti de değil olabilir. Bilmiyorum ama ben şeyi sevmedim ya. Hani yazarın dilinin akıcılığına tamamım. Gerçekten akıcı. Ben içindeki mevzuyu sevmedim. Sürekli hani içine koyduğu ana mevzu ya da işte ne bileyim hani. Aslında gönderme yaptığı şeyler farklı. Hikayeler çok lezzetli baktığın zaman. Ama işte o karı kız mevzunu oraya sıkıştırma yani. Onu yapma işte. Hani başka bir açıdan ele alalım bunu da. Hani dedirtiyor yani bana. Neyse bir sonraki kitap. Ümmet-i Muhammed'in ortak imtihanı Kudüs Ali Yelgun. Gördüğünüz gibi burada bir sürü işaretlediğim yer oldu. İncecik bir kitap. Şöyle hemen içindekiler kısmını açıp 3 bölümde kitabı ele almış yazar. Birinci bölüm İslam'da Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın yeri ve önemi neden İslamiyet'te yani bizim için bu kadar önemli. İkinci bölüm bilinmesi gereken kavramlar. Burada işte mesela Yahudiler aslında ne diyoruz? İbraniler diyoruz mesela İbranice dinleri ama neden işte İbrani denmiyor da Yahudi deniyor? Neden İbrani denmesini istemiyorlar, sevmiyorlar falan? Onun köküne iniyor. İşte Mesih kavramı nedir? İşte Süleyman Mabedi nedir? Siyonizm nedir? İşte Arz-ı Mevut mesela şu anda çok konuşuluyor Arz-ı Mevut. Bu nedir? Bunlardan bahsediyor. Üçüncü bölümde de unutulmaması gereken tarihlerden bahsediyor. 1897'den itibaren ele alınan bazı yani şu an Filistin bu hale gelene kadar ne zaman başladı? Neyle başladı? Siyonist Kongresi, birinci Siyonist Kongresi ile başladı 1897'de ve zamanla bu hale, şu anki durumuna geldi. Bu süreçteki önemli olayları ele alıyor. Unutulmaması gereken tarihler diye de üçüncü bölüm olarak yazar yazmış. Şimdi şöyle, ben bilmiyorum ne düşünürsünüz, ister misiniz, istemez misiniz? Ben bu kitap
kitapla ilgili, daha doğrusu böyle kitaplarla ilgili şöyle bir seriye başlamak istiyorum. Farkındaysanız artık seri seri gitmeye başladık. Yani birkaç seriye gideceğiz. İşte şöyle mesela çerezlik kitaplar dediğimiz bir seri olacak. Bunu da şu an yapmamızın sebebi işte hava şartları, sıcak, kalın kitaplar okunmaz. İşte biz Güzergah Sahaftan Eve serisi. Bunu da yapmamın temel sebebi bir çerezlik kitaplara ek olsun diye. İki, kitapların şu günlerde artık hani cep yaktığı değil, dudak uçuklattığı bir dönemdeyiz. O yüzden hani sahafta da güzel kaliteli kitapları istersek, ararsak bulabiliriz çok uygun fiyata diye. Bir de şöyle bir seri, şimdi bu kitapla alakalı aklımdaki seriye geliyorum. Size bir kitap okuyabilir miyim serisi çekmek istiyorum. İşte işaretlediğim, önemli gördüğüm yerleri sadece sizinle paylaşarak baştan sona kitabı bitirmeyi düşünüyorum. Bakalım yapabilir miyiz? İzleyenler isterler mi? Bakalım nasıl olur? Ve son kitabım, bunu da yine bir önceki çerezliklerde de son kitapta şu kadarcık şey bırakmıştım. Yine bırakmışım. Sahaftan Eve serimizi izlediyseniz oradan bu kitaptan bahsetmiştim. Abdülhak Şinasi Hisar'ın anı kitabı Boğaziçi Yalıları. Bunu artık bitirdim sayıyorum çünkü bitti, yani bir şey kalmadı. Şöyle bir kitap bu. Abdülhak Şinasi Hisar 1800'lerin sonuna doğru doğmuş. Çocukluğu Boğaziçi'nde geçmiş. O yüzden de çocukluğu işte tahmini 1900'lerin başına tekabül ediyor dersek eğer. 1900'lerin başında Boğaziçi'ndeki yıllar nasıldı? Oradaki mahalle kültürü nasıldı? İnsanların eğlenceleri neydi? Aktiviteleri nelerdi? İşte yalıların içi nasıldı? Yalıların içinde kimler yaşıyordu? Nasıl yaşıyorlardı? Gibi ayrıntıları bizimle paylaşmış. Çocukluğuna dair hatırladığı, anımsadığı şeyleri bizlere anlatmış. Güzel, okuması biraz zor. Zor olmasının sebebi bu. Evet, çok şık bir tasarım ama kitap açılmıyor. Zor okunuyor yani. Tam böyle açamıyorsun. O yüzden zor. İkincisi, başlarda zor gelen, sonradan artık kolaylaşan, çok fazla eski Türkçe kelimenin olması. Başlarda çok fazla eski Türkçe kelime var. Sonlara doğru artık alıştığımız kelimeler var. Ama dediğim gibi başlarda çok fazla eski Türkçe olduğu için başlangıçta zorlayabilir, yorabilir. Onun dışında neden zor? Başka? Başka da bir zorluğu yok herhalde. Bu kadardı. Beğendim. Beğendim ama yani şey, mesela çok böyle nasıl desem ki, hatta seninle de paylaşmıştık. İşte diyor ki mesela, şüphesiz diyor, biz Boğaziçi'nin diyor güzel günlerini yakalayamadık. Sadece kırıntılarıyla yetindik diyor mesela. Yani o bile bunu söylüyorsa biz şu anda ne yapalım falan hani. O birazcık, ya da ne bileyim işte hani seninle de yine konuşmuştuk. Demiştin yani, herkes kendi çocuk, yani önceyi daha çok beğeniyor. Herkes eskiyi daha çok beğeniyor. Bu kitapta gerçekten tam olarak o var. Eskiyi daha çok beğeniyor, şu anı beğenmiyor. Ya da mesela işte şu anki durumundan bahsedeceği zaman şey diyor, artık vakit bulamıyoruz diyor. Mesela hani vakitsizlik. Ya şu an günümüzün sıkıntısı diyoruz ya, vakit bulamamak, vakitsizlik. O da aynı şeyden bahsediyor falan. Ama onun bahsettiği yıllar tabii 1925-40 falan herhalde. Ya işte birazcık daha geniş alalım bence. 50'ye kadar alalım hani. Hı, 1950'ye kadar alalım. Yani ne bileyim. Demek ki yani hangi devirde olursan ol, muhakkak eski daha güzel geliyor. Ki bu çok mantıklı bence zaten. Ve çünkü hani zaman ilerledikçe, zaman geçtikçe de her şey daha karmaşıklaşıyor ve daha da çoğalıyor ya. Az çok oluyor. Hangi devirde olursan ol. Sorumlulukların artıyor, evet. Yani velhasıl kapatalım artık. Beğendim. Ama dediğim gibi bir tık zor. Bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.